biliyorsun anne. Ve iki gün sonra yıkacaklarmış. Eğer kumbagayı kaybedersem her şeyimi kaybederim. Hepimiz her şeyimizi kaybederiz. Her öyle şeyimizi. Bir şey olmayacak. Keşke kumbagaya düğün ev için bir şey yapabilseydim. Annem çok çalışmıştı. Oh, Tanrım. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ne yapacağım? Abi dışında herkes burada. Merhaba. Merhaba Tanu. Nasılsınız? İyiyim. Abi nerede? Henüz gelmedi. Yolda olmalı. Peki. Neden hala gelmedi? Benden önce buraya gelmesi gerekiyordu. Her zamanki gibi radyo yüzünden geç kalmış, başını derde sokmuştur. Aa, görsün. Abi, abi geldi çekebilir işte. Miyiz? Hadi, yaklaş, yaklaş. Efendim çekebilir tamam, miyiz? Tamam. Bye abi. Let's go. Lütfen gelin. Biz de sizi bekliyorduk. Zamanında gelemeyeceğinizi düşünmeye başlamıştık. Tanrı'ya şükür zamanında geldiniz. Hoş geldin Prag'a. Seni gördüğüme sevindim. Su alsanız da. Hayalet! İkisi bir arada çok mutlu görünüyor. Umarım ona aşık olmamıştır. Belki sizden geç kalmışlardır. Hayır, hayır. Abi bunu yapmaz. Ama Pravya her şeyi yapabilir. Teşekkür ederim. İlk defa bir bebek ürünü reklamında oynayacaksınız. Buna ne diyeceksiniz? Aslında... Efendim, siz de bir şeyler söyleyin lütfen. Büyük hayran kitlesi olan bir rock yıldızıyla evli olmak nasıl bir abi, şey? Abi gerçek hayatta nasıl bir koca? Sevgi dolu ve romantik mi? Balayınızda nereye gittiniz? Bu evlendikten sonra ilk geziniz mi? Neden dört göz bu kadar ilgi görüyor ki? Daha yeni geldiler. Bırakın biraz dinlensinler. Lütfen izninizle. Affedersiniz efendim. Bir fotoğraf daha. Tabii, tabii. Sizle değil efendim. Karısıyla. Neden? Bu kampanya için olacak. Peki. Gülümseyin lütfen. Evet. Lütfen bir evli çift gibi yakınlaşın biraz. Burada film çekimi yapmıyoruz. Ne yapmamızı istiyorsunuz? Sarılıp öpeyim mi? Onu kollarıma alıp öpeyim mi? Ne istiyorsunuz? Yani ben... Sakin olun, sakin olun. Fotoğraflarını sonra çekebilirsiniz. Sonuçta etkinlik yarın ve burada olacaklar. Sorunuz varsa o zaman sorabilirsiniz. Tamam mı? Şimdilik rahat bırakalım lütfen. Lütfen, lütfen. Buyurun. Size bu oteldeki en iyi odayı ayırdım. Bu. Neden beni takip ediyorsunuz? Lütfen işimize geri dönün. Ama onun işi bu Pragya. Abinin büyük annesi sana iyi bakmamızı istedi. O da seni korumak için burada. Onlar senin korumaların. Lütfen onu odasına götürmelerini isteyin Bay Lalvani. Ben birazdan gelirim. Sorun değil. Tamam. Lütfen onu odasına götürün, lütfen. Böyle buyurun, böyle, lütfen buyurun. Merhaba Tanrım. Hoş geldin. Tanrım. Tanrım beni dinle. Neden dinleyeyim? Beni aramadın bile. Bana nerede olduğunu bile söylemedin. Rakya'dan daha memnunsun gibi görünüyor ha? Aramak istedim ama telefonumun şarjı bitti. Sonra da kaza yaptım. Ne? Kaza mı yaptınız? Bir fotoğraf lütfen. İyi misin? Sana bir şey oldu mu? Küçük bir kazaydı. İyiyim ben. Peki nasıl oldu bu? Arabada gidiyorduk ve dört göz beni öldürmeye çalıştı. Direksiyonu bir anda çevirdi ve kaza oldu. Madem seni öldürmeye çalıştı, neden onu buraya getirdin? Onu yolda bıraksaydın. Onu öldürmek istedim ama ne kadar kurnaz olduğunu biliyorsun. Hiç iz bırakmadan beni öldürmeyi planladı. Dört göze zarar verirsem o zaman büyük anneme ne söylerim ki?
Tamam, boş ver onu. Tek başına odasında çürüsün. Sen benimle kal. Birlikte biraz zaman geçirelim. Tabii ki Tanrı, bu yüzden buradayım. Yol boyunca konuşarak durmadan başımın etini yedi zaten. Biraz huzur istiyorum. Seninle zaman geçirmek istiyorum. Endişelenme, ben yanındayım. O korkunç olayı unutmak için sana gereken sadece benimle 5 dakika. Tamam mı? Git yıkan. Ben de bu arada otel odama giriş yapayım ve Raga yalnız kalsın. Nasıl istersen, ben gidiyorum. Babaanne, ben... Bak Bülbül, ben annen değilim, babaannenim. Bana yalan söylemene gerek yok kızım. Bana bak, kötü zamanlar kötü hava gibidir. Geldiği gibi geçer. Biz zor zamanlardan geçiyoruz. Düşünsene, yaz aylarında ne yapıyoruz? Sıcağa dayanmanın yollarını arıyoruz o kadar. Onu kovmak için uğraşmıyoruz. Aynı şekilde bu kötü zamanlarda da ne yaparsan yap işler düzelmeyecek. Bırak zaman geçsin. Birlikte oturur, bir çözüm düşünürüz. Bu sorunun bir daha bizi rahatsız etmemesi için bir çözüm düşünürüz. Endişelenme. Her şey güzel. Ne yapıyorsun sen? Ha? Burada sadece birkaç gün kalacağız. Neden otel odasını böyle süslüyorsun ki? Süslemiyorum, eşyamızı yerleştiriyorum. Sadece evdeymiş gibi hissedelim diye. Ben öyle bir his istemiyorum. Evde sana dayanamıyorum. Burada mecbur değilim. Eşyalarını topla, çık odamdan hemen. Hadi. Ne? Peki o zaman nerede kalacağım? Depoda. Otel odası benim gibi misafirler için, depolarda senin gibiler için. Bunu anladın mı? Sırf seninle röportaj yaptılar diye kendini ünlü falan mı sandın yoksa sen? Otel çalışanları ve organizatör benim yüzümden seninle konuştu. Yeterince keyfini çıkardın, şimdi dışarı. Öyle şeyler senin hoşuna gider, benim değil. Alo, numarayı kes çünkü bunda iyi olduğunu biliyorum. Numara yapıyorsun ve sevindiğinden eminim. Dört göz dört göz, ben seni hiç umursamadım ama biri sana Rock Yıldızı'nın karısı deyince mutluluktan havaya uçtum. Öyle şeyler benim hiç ilgimi çekmiyor. Hı-hı. Onları sen seversin. Aha, sen sadece dırdırla ilgilenirsin. Bar. Gerektiğinde konuşmazsın, susman gerektiğinde çenen düşer. Ne zaman konuşup ne zaman susmamı istediğini nereden bileyim ben acaba? Ne oluyor? Ne yaptın sen? Susman için bir işaret. Burnuna bir kere dokunursam konuşmaya iznim var. Eğer iki kere dokunursam konuşamazsın demektir, anladın mı? Ben bir insanım, kaset çalar değilim. Kesinlikle. Bu durdurma düğümüz seni ne zaman susup ne zaman konuşacağını bilmen için buldum. Ama ben nasıl... Sus. Artık tek kelime edemezsin. Aa, affedersiniz. Abi hangi odada kalıyor? Bu odada kalıyor ama giremezsiniz. Neden? Neden giremem? Benim kim olduğumu biliyor musun? Bilmediğimiz için giremezsiniz. Gireceğim ve siz beni durduramazsınız. Yoksa ikiniz de işinizi kaybedersiniz. Üzgünüz efendim, girerseniz de işimizi kaybederiz. Bilinmedik şahısların girmelerine izin vermeme emri aldık. Bilinmedik şahıs mı? Cidden mi? Bu emri kim verdi? Patronumuz. Etkinliği organize eden. Patronunuz umurumda değil. Kimse içeri girmemi engelleyemez. Çekilin. Üzgünüm. Üzgünüm. Beni dinlemiyor musunuz? Hı?
Görürsünüz o zaman. Hey! Sen ne yapıyorsun? Giysilerimi tüm odaya dağıtıyorum. Abi! Yine konuştum. Abi! Abi! Tanu! Tanu! Buraya gel. Ne? Neden bağırıyorsun? Beni içeri almıyorlar. Bilmedik şahısları içeri sokmuyorlarmış çünkü. Ha? Siyahlı abiler, derdiniz nedir? Üzgünüz efendim. Sadece görevimizi yapıyoruz. Kadınları odanıza almak istiyorsanız önce büyük annenizle konuşmanız gerekiyor. Patronumuz böyle sorunlar olursa aramamızı söyledi. Büyük annenizle konuşun. Ancak o zaman içeri alırız. Siyahlı abiler, bu ne ciddiyet. Böyle küçük bir mesele için bu saatte büyük annemi rahatsız edemem. Bakın. Hiç kimse buraya giremez asla. Büyük annemin emri değil mi? Evet. Hiç kimse buraya giremez asla. Başka bir emir. Hayır, bize başka bir emir verdi. Harika. İkiniz de görevinizin başına. Kimse içeri giremez asla. Ve işte şöhretimiz de geliyor. Onu da sakın dışarı çıkarmayın. İşinizi iyi yapın. Hadi. Evet büyük anne. Nasılsın kızım? Geçen gün o karmaşada seninle konuşamadım. Yolculuğunuz nasıldı? Umarım sorun yaşamamışsınızdır. Yok, hiç sorun yaşamadık. Burada her şey yolunda gerçekten. Bak kızım, biliyorum. Abinin özel hayatıyla iş hayatını birbirine karıştırmadığını iyi biliyorum. Yani senin varlığın onu rahatsız edecektir. Kızgın olacaktır. Ama sen sakın sinirlenme. Eğer öfkesine dayanırsan o zaman zamanla değişecektir. Sadece bir şeyi unutma. Seni bir sebepten dolayı abiyle oraya yolladım kızım. Diğer önemli şey de herkes evlenmiş olmanıza çok sevindi. Bu da gerçek. Ama en büyük mutluluğunu veren çocuktur. Bir çocuk çiftler arasındaki bağı güçlendirir. İlişkiniz çok daha sağlam olur. Anlaşmazlıklar, kırgınlıklar yavaş yavaş çözülmeye başlar. Küçük bir yanlış anlama yüzünden abi senden uzaklaşmak istedi. Bir daha böyle bir şey olmaması için bir şeyler yapman gerek kızım. Bu ilişkiye yeni bir isim vermen gerek. Karı kocadan sonra anne baba olmalısınız. Bir erkek karısından ayrılmak isteyebilir ama çocuğunun annesinden ayrılmayı asla istemez. Bebeğin bir gülümsemesi abiyi sakinleştirir kızım. İkinizi oraya bana iyi haber getirmeniz için yolladım. Sizden mutlu haberler bekliyorum. Söyle kızım. Bana iyi haber vereceksin değil mi? Bak kızım. Fazla uzun yaşamayacağım ben. Ölmeden önce ikinizin tek beden olduğunu görmek istiyorum. Aileniz tamamlandıktan sonra ölsem de asla gam yemem kızım. Artık ölsem de fark etmez. Huzur içinde ölürüm. Söyle kızım. Bunu yapacak mısınız? Abi tam bir çocuk gibidir. Ama sen mantıklı bir kadınsın. İstediğimi yapacaksın. Öyle değil mi kızım? Evet büyük anne. Sizi ve mutlu haberlerimizi bekliyorum canım. Kendine çok iyi bak.
Merhaba Bay Abi. Güzellik. Sonunda birlikteyiz. Sadece ikimiz. Değil mi? Sana nasıl hissettiğimi anlayamazsın. Dört gözüm burada olmamasına çok seviniyorum. Öyle mi? Yani benim gelmeme sevinmedin. Neden hep söylediklerimi yanlış anlıyorsun? Dört gözün yokluğu beni mutlu ediyorsa sen yanımdayken neler hissettiğimi hesapla. Dört göz çok... Tamam, ondan bahsetme. Artık sadece beni düşüneceksin. Seni düşünmüyorum. Ben seni hissediyorum. Tamam, ben hemen tuvalete gidip geliyorum. O zamana kadar bunu hisset. Affedersiniz, affedersiniz. Lütfen oturun. Oturun. Herkese iyi akşamlar. Hepinizin tanıdığı yeni evli bir çiftin otelimize gelmiş olduğunu söylemekten gurur duyuyorum. İşte karşınızda rock yıldızı abi. Özel ricaları üstüne bu akşamı sizin için unutulmaz yapacağız. Bu akşam mum ışığında yemek yiyeceksiniz. Bu yüzden bir süre ışıkları söndüreceğiz. Masalarınızdaki mumları yakıp yemeğinizin tadını çıkartabilirsiniz. Romantik ve güzel bir yemek olsun. Teşekkürler. Işıkları kapatın lütfen. Vay. Dört göz burada olmadığında her şey harika oluyor. Tanıyla romantik bir akşam yemeği yiyeceğim. Bu harika. Affedersin. Acaba otel çalışanlarının sorunu nedir? Odaya yemek gönderemeyecekleri kadar özel yaptıkları şey nedir? Işıkları da söndürdüler. Karanlıkta nasıl bulacağım ben yerimi? Affedersiniz. Ne zamandır seni bekliyordum. Şimdi geldin. Ve her şey kusursuz. Açıkçası hepsini senin için planlamıştım. Hey, buraya gel. Herkes mumlarını yakmadan önce gel yanıma. Güzel bir öpücük. Nereye gidiyorsun? Endişelenme, kimse görmez. Burnuna bir kere dokunursam konuşabilirsin. İki kere dokunursam o zaman tek kelime edemezsin, tamam mı? Sus. Artık tek kelime edemezsin. Ne zamandır bu anı bekliyordum. Bana yakın oldu. Seni öpebileyim diye. Rabbi, bir kız evlendiğinde o zaman annesi onun arkadaşı olur. Biliyor musun? Öfkeyi yenebilen tek bir şey vardır kızım. O da sevgi. Sonuçta bütün kocalar aynıdır. Hepsi hemen sinirlenir. Ama eşleri onlara yaklaştıklarında her şeyi unuturlar. Ancak o zaman eşler kocalarıyla iyi vakit geçirebilirler ve mutlu olurlar. Bana söz ver. Abi sana her yaklaştığında ondan kaçmayacaksın. Akışına bırakacaksın. En iyi çiftler bu şekilde yakınlaşırlar kızım. Yanlış anlamalara asla yer bırakmazlar. Saçların ne kadar yumuşak, ipek gibi sanki. Bana yakın olduğunda bana güzel çiçekleri hatırlatıyorsun. Çiçek gibi kokuyorsun.
Efendim, mumları yaktık. Bırak biraz karanlık kalsın. Alsana. Aa! Tanu, sen oraya nasıl gittin? Yani bu sen... Sen karanlıkta beni öpmeye mi çalıştın sen? Bana bak. Tanu, Tanu onun nasıl yanıma... Beni onunla olabilmek için beni kovdun. Konuşma benimle. Bu senin için... Senden nefret ediyorum. Tanu, sen... Tanu... Bak sana Indu, ev bana çok hoş geldi. Değil mi? Kesinlikle. Seni çok iyi anlıyorum. Çok yalnız hissediyorum. Abla, kim bilir sen abi ile Pragya'yı ne kadar özlüyorsundur. Biz de onları çok özledik. Kendini çok yalnız hissediyorsundur. Nasıl hissetmeyeyim? Günüm onlarla başlıyor ve yakınımda olduklarında daha iyi geçiyor. Ev onlar olmayınca aynı olmuyor. Onları çok özlüyorum. Onlarla birlikte sanki bir parçam da gitmiş gibi. İki kere odalarına gittim. Onları orada bulacağımdan değil, bütün gece oturacağım sanırım. Aklıma bir fikir geldi. Nedir? Ne demek istiyorsun abi? Ne gördüğümü biliyorum ben. Ahmak değilim, tamam mı? Değilsin. Abi, bırak ya, başından beri bizimle oynuyor ve sen bir şey yapmıyorsun. Yapıyorum. Neyin peşinde olduğunu çok iyi biliyorum. Senin olmasına izin veriyorsun sen. Bana da sahte ümitler veriyorsun sadece. Tanu, bu doğru değil. Lütfen, bazen kardeşine yaptıklarını unuttuğunu düşünüyorum. Ondan intikam alman gerek ama sen peşinden gidiyorsun. Sen iğrençsin. Hata bende değil Tanu. Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum. Onu sen sandım. Sen olduğunu sanarak ona sarıldım. Anlamayacağım kadar karanlıktı. İnan bana Tanu. Eğer sen değil o olduğunu bilseydim, onu oracıkta boğardım. Kimse öğrenmezdi ne güzel olurdu. Bu bir hataydı. Bütün keyfimi kaçırdı. Her şeyi bozdu yine. Ben seni düşünüyordum. Benim de keyfim kaçtı. Bunu telafi etmelisin, o kadar. Aa, peki, tamam. Öp beni. Keyfim yok. Neden seni... Bir fotoğraf. Kavga ediyoruz. Sonra gel. Peki, o zaman ben öpeyim. Öpmeni istemiyorum. Odama gidiyorum ben. İstiyorsan gelirsin. Kendini affettireceksen odama gel ya da Pragya'yla yemeğine devam et. Başladığın şeyi bitirirsin, tamam mı? Tanı! Dört göz! Efendim, kavganız bitti ve yalnız kaldınız. Şimdi lütfen bir fotoğraf. Olur. Bilerek yaptın değil mi? Yalan söyleme. Tanu'yla bizim burada oturduğumuzu biliyordun. Ve aramızda bir sorun yaratmak için buraya geldin. Karanlıktan faydalanıp yanıma oturdun. Bulabildiğin tek masa bu muydu? Ha? İstediğin yere oturamazsın. Ya başka birinin masasına otursaydın? Ne diyorum ben? Neden sana yaklaştığımda beni durdurmadın? Ha? Sana bir şey sordum. Ne oldu? Yakalandın değil mi? Cevabın yok değil mi? Neden konuşmuyorsun? Ha? Aklını mı kaçırdın? Ne yapıyorsun? İnanamıyorum. Ne kurnazsın sen. Ancak işine geldiğinde sözümü dinliyorsun değil mi? Ha? Kafanı kullansana biraz.
Seni görmekten nefret ettiğimi bile bile neden sana yaklaşmak isteyeyim? Tanu araya girmeseydi seni öpmeme izin verecek miydin peki? Hayır. Hayır mı? Hayır. İzin vermezdim. Neden o zaman değil de şimdi konuştun peki? Senin yüzünden başım dertte şu anda. Tanu çok kızgın. Tanu'yu boş ver. Ben kızgınım. Senden birazcık uzaklaşmak istemiştim. Birazcık. Ah, seninle burada ne yapacağımı bilmiyorum. Keşke... Keşke bu elma olsaydı. Seni kesmek benim için çok keyifli olurdu. Umarım bundan sonraki hayatımda seninle uğraşmak zorunda kalmam. Çünkü sana dayanamıyorum, anlıyor musun? Tanu senin yüzünden bana kızdı yine. Ama bunu ödeyeceksin. Ve cezan da bir daha bana yüzünü göstermemek olacak. Başına ne geldiği gerçekten kesinlikle umrunda bile değil. Yanıma bile yaklaşmayacaksın ve yaklaşırsan önce derini yüzerim, sonra da seni parçalarım. Bu defa çok ciddi dedim. Haydi, Tanu'yu tamamen unutmuşum. Hemen gönlünü almalıyım. Neden kötü hissediyorum? Hata yaptım ve bedelini ödüyorum. Bana yaklaştığında onu durdurmam gerekirdi. Evli olsak bile bana yakın olmadığını zaten biliyorum. O zaman neden? Oraya gittiğinizde onu çok mutlu etmelisin. Ve ikinizden de iyi haber bekliyorum. Tanrı bu bebek ürünü reklamı bahanesiyle size bir bebek bağışlar umarım. Bu evlilik gerçek değil ki. Biz asla birlikte olamayız. Endişelenme Alya, burada her şey kontrol altında. Emin misin Tanrı? Yalnızsın ve eğer bir şey ters giderse kendi başına halletmen gerek, tamam mı? Sakin ol Alya, ne yaptığımı biliyorum. Abi geceyi benimle geçirecek. Sadece beni düşündüğünden emin olacağım Alya. Radya buraya Abi ile geldi. Ama balayını biz geçireceğiz. O zaman şansın bol olsun. Dikkat et. Sanırım geldi. Sonra ararım. Bırak Yıldız abi. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin. Merhaba. Üzgünüm bebeğim. Hey tatlım, bak lütfen beni dinle. Buraya senin için geldim ve senin için buradayım. Buradayım, ne yapayım sana? Sana taklit yapmamı ister misin? Hayır mı? Bir fikrim var. Ya bu... Sakin ol bebeğim. Hadi ama. Birlikte olmak için çok az zamanımız var zaten. Dört göz bana eziyet edip duruyor. Lütfen sen de yapma. Eğer beni affetmezsen... Ben... Hiçbir şey yapmam. Ne yapayım? Seni öperim. Çok tatlısın. Öyleyim değil mi? Başkalarını memnun etmeyi sevmiyorsun. Bunu biliyorum. Ben de... Numara yapıyordum. Sen numara mı yapıyordun? Beni seviyor musun diye baktım sadece. Ama söz ver. Geceyi benimle geçireceksin, tamam mı? Neden söz vermeyeyim? Sadece geceyi değil. Tüm zamanımı geçirebilirim. Tüm zamanı benimle geçirirsen ne zaman çalışacaksın? Beni ne zaman serbest bırakırsan o zaman çalışırım ben de. Ne? Biliyor musun? Neyi? Ürün tanıtımın için özel bir podyum yürüyüşü düşündüm. Böylece podyumda yürüyebiliriz. Sonra bilerek podyumun
kenarında yürümeye başladım. Tam yürüdüğüm sırada da dengemi kaybederim ve düşüyormuş. Numarası yaparım. Ne yapıyorsun? İşte böyle. Beni kollarına alırsın. Tıpkı filmlerdeki gibi. Romantik filmlerdeki gibi. Tamam. Anne, nasılsın? Uyuyor muydun yoksa? Hayır hayır. Nasıl uyuyabilirim ki? Benim erken yatmadığımı biliyorsunuz zaten, değil mi? Söylesene. Orada keyfiniz yerinde mi? Abi iyi mi? Öfkesi geçti mi artık? Öfke mi? Anne, buraya gelince o kadar iyi oldu ki. O öfkeli halinden eser kalmadı. Çok mutlu. Beni herkesle tanıştırdı. Benimle fotoğraflar çektirdi. Hatta mum ışığında yemeğe bile çıkardı beni. Öyle mi? Evet, gerçekten. İstersen yemekte ne yediğimizi de söyleyeyim. Şu anda ne kadar mutluyum bilemezsin. Bu hayatımın en unutulmaz günüydü. Ben de bugünü unutmayacağım kızım. Bana harika haberler verdin. Sen mutluysan ben de mutluyum. Ama sesinde o mutluluğu duyamadım. Her şey yolunda mı kızım? Şey anne şey Rakia? Dondurma yedim de boğazım ağrıyor o yüzden. Neyse sen boş ver anne. Nasıl oldun söylesene. Merak etme ben gayet iyiyim. Zamanla tam olarak iyileşirim zaten. Boş ver. Sen abiye iyi bak. Bizim için endişelenme sakın. Düğün evimize bir şey olmasına asla izin vermem. Ben hallederim her şeyi. Ne? Ne oldu ki? Anne ne oldu? Anne? Neden sustun? Düğün evine ne oldu? Hiçbir şey. Ne olabilir ki? Geçen defa biliyorsun kapı kırılmıştı. Yeni bir kapı yaptırmayı düşünüyorum. Yeni tavana yeni... Amizelerde alacağım. Yeni dekorasyon malzemeleri almalıyız. İnsanlar güzel dekorasyon istiyorlar sonuçta, değil mi? Düğün sezonu ya, rezervasyonlar arttı. Bunca yıldır bana sen yardım ediyordun. İşçilerin peşinden koşup bağırmaya hiç alışkın değilim, biliyor musun? Ama endişelenme. Her şeyi yalnız halledebilirim. Neden yalnız yapıyorsun Bül? Sen hala Bülbül'e kızgın mısın yoksa? Tamam, seni anlıyorum. Acele etme, onunla konuşabilir miyim şimdi? Bazı işler için dışarı çıktı. Döndüğü zaman sana telefon etmesini söylerim kızım, tamam mı? Sen telefonu abiye versene. Geçen gün öfkeyle çıkmıştı biliyorsun. Onunla konuştuktan sonra rahatlarım. Anne şey, şu anda yapımcıyla bir toplantıda. Biraz uzun sürebilir. Sen artık uyusana. Zaten iyi değilsin. Doktorlar çalışmana izin verdi ama yine de dinlenmen gerekiyor. Ha, öyle mi peki? Az sonra yatarım. Sen de yat kızım. Beni sonra ararsın. Ve çok mutlu ol. Hı? Görüşürüz. Hoşça kal. İyi geceler. Bırak ya, lütfen beni affet. Sana nasıl söyleyebilirdim ki? Uzun zamandır ilk defa mutlusun. Abiyle aran sorunda düzelmeye başladı. Sana nasıl söylerim? Dertlerimiz yüzünden abiyle aranı bozmak istemiyorum artık. Çok üzgünüm. Bırak ya, çok üzgünüm. Burbi, her şeyi denedim. Ama annem hala çok kızgın bana. Ne yapacağımı bilmiyorum. Onu nasıl mutlu edebilirim acaba? Biliyor musun? Geri dönerken
Annem benimle hiç konuşmadı. Yüzüme bile bakmadı. Sanki varlığım onu bu kadar rahatsız ediyormuş gibiydi ki. Hep odasına bakıp duruyorum. Beni çağırır diye bekliyorum. Sonra yanına gidiyorum ama benimle hiç... Hiç konuşmuyor bile. Ağzından adımın çıkmasını bekleyip duruyorum sürekli. Beni sevmesini istiyorum. Bebek. Burvi. Evet. Lütfen çık. Öbürle konuşmam gerekiyor. Rakya'nın telefonu çekmeye başladı. Az önce konuştum. Ona düğün evinden bahsetmedim. Onunla konuşursan düğün eviyle ilgili bir şey söyleme. Eğer anlatırsan senin için çok kötü olur. Anne! Acaba hatam için beni affettin mi? Çalışıyorum. Ama affedecek olan ben değil. Başkaları. Gençliğime benzedin. Saçlarımın uzun olduğu halim gibisin. Eğer bir konser için dublör gerekirse sen oynayabilirsin. Ne yapıyorum ben? Neden asla olmayacak şeyleri düşünüyorum? Abiyle evliliğimiz bir yalan ve ben burada kendimi kandırıyorum. Abiyi düşünmemem gerek artık. O yanında mutlu olduğu kişiyle birlikte zaten. Ben de yalnızım. Gerçek bu işte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.